Arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir video dersten karşınızdayız. Bu seferki dersimizin konusu render sürelerimizin anlamsız derecede uzun olması. Bu süreleri ne kadar kısaltabiliriz? Geçen ayki yaptığımız webinarda Backburner kullanarak render sürelerinin kısaltılmasına değinmiştik ama hani bu konunun onunla bir alakası yok. Şu şekilde alakası yok. Çünkü Backburner dediğimiz altyapıya sahip program mevcut sahnelerin ağınız üzerindeki render yapacak olan bilgisayarlara paylaştırılması usulünde süreyi kısaltıyor. Sahne yapınızın herhangi bir alakası yok. Şimdi bizim burada değinmemiz gereken konu sizin sahne yapınız. Hani sahnenizi hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Ne kadar bir poligon üzerinde çalışıyorsunuz? Sahnenizde hazır model mi kullanıyorsunuz, yoksa sahnenizdeki kullanmış olduğunuz modelleri kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Ne gibi detaylara dikkat ediyorsunuz ya da etmiyorsunuz? Çünkü sahnenizde şu anda ekranda görmüş olduğunuz sadece bir box var ve bu box'ın şu anki poligon sayısı 1.920.000. Sadece bir box bu. Hani bunun gibi hatalar render sürenizin uzamasına sebep olur. Ayrıca bilgisayarınız ne kadar iyi bir donanıma sahip olursa olsun onun yavaşlamasına sebep olur. Ve bunun gibi birçok sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. 3D Max'in hata vermesine sebep olur. Sonuçta belli bir kapasiteye kadar kaldırabilen bir program. Hani siz o limitleri açtığınız zaman gerçi şey yapıyor, sahnenizin bir yedeğini alarak kendisini kapatıyor, ama hani iş yoğunluğunuz içerisinde neden böyle bir sorunla karşılaşasınız? Hani kendinizi sıkıntıya sokmanın bir alemi yok. Şimdi dersimizde anlatmak istediğimiz konu budur arkadaşlar. Yani son dönemlerde popüler olan bir terim var, low poly modelik. Onun bununla bir alakası yok. O farklı bir modelleme tekniği. Biz Edit-Table Poly kullanıyorsanız ya da Spline kullanıyorsanız ya da hala Mesh kullanıyorsanız bu tarzda yaptığınız modelleme çeşitlerinde sahnenizde minimum poligon sayısı ile maksimum sahne tasarımları. Hani demek istedim, belki birazcık teknik bir tabir olabilir, ama hani poligon sayınızı düşük tutarak maksimum sahne tasarımları yapmak sizin için daha iyi olacaktır. Düşük poligon sayısı sizin hem bilgisayarınızın daha hızlı çalışmasını sağlayacak, hem de render sürenizin daha kısa olmasını sağlayacak. Tabi render süresinin kısalması sadece sizin sahnenizde modellemiş olduğunuz objelerin poligon sayılarının düşük olmasıyla alakalı değil. Hazırlamış olduğunuz materyaller de buna birebir etki ediyor. Mesela bir mat kromla parlak krom olan materyalin render süresi bir değil, ya da standart bir kumaşın bir deri ile olan render süreleri birbirine eş zamanlı değildir. Bunlar farklı render sürelerine tekabül eder, ama sizin ortalamayı bulmanız gerekiyor. Özür dilerim. Hani bilerek yapmanızda fayda var arkadaşlar. Hani neyi nasıl yapıyorsunuz, hangi kaplamayı ne şekilde hazırlıyorsunuz, materyallerinizi neye göre, ne gibi ayarlar kullanarak hazırlıyorsunuz, hele ki sahnenizde kaplamasıyla beraber gelen hazır modellerde bu sizin için ciddi sorunlar teşkil edebilir. Belki bu şu ana kadar böyle bir sorun yaşamamış olan arkadaşlar vardır, ama bu yaşamayacakları anlamına gelmiyor. Hani hazır sahnenizde hazır model kullanmak aslında çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Hani bunu üstüne basa basa hani söylüyorum. Mümkün olduğunca kendiniz yapmaya çalışın. Bu sizin için daha faydalı olacaktır, daha iyi olacaktır. Hani daha
Başka bir örnek vermek gerekirse, Evermation'ı yani yapmış olduğu şu an satışta olan hazır modellerini kullandığınız zaman hani size şu garantiyi vermiyorlar. Hani bu bizden satın almış olduğunuz model sizin sahnenizle birebir olarak uyumlu çalışacak diye bir garanti yok. Hani bir dünya para vererek almış olduğunuz bir lamba duvar arasına aplik olabilir, tavan lambası olabilir ya da masa lambası olabilir, herhangi bir bahçelerde kullanılan aydınlatma sistemlerinde olabilir. Sahneniz o lambayı koyana kadar 230 bin poligondur. Lambayı koyduktan sonra 500 bin poligona çıkar. Ama 230 bin poligondayken aldığınız render süresi 5 dakikadır. O lambayı koyduktan sonra 5 saat olur. Hani bu hiç abartma bir rakam değil arkadaşlar. Hani bazı şeyleri hani tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Hani bunları bilmenizde fayda var. Hani bir apliği modellemek ne kadar zor olabilir? Hani siz bir Max kullanıyorsanız ve modellemeyi biliyorsunuz, artık orta seviye bir 3D Max kullanıcısı olduysanız bir basit bir lambayı modelleyebilirsiniz. Hani BluePrint yönteminden ya da Google'da yapacağınız bir görsel aramasında kendinize uygun bir duvar aplini ya da masa lambasını, tavan lambasını, illaki rustik tarzlarda işlemeli kristalli elmas tarzında camların kırılma özelliği olan bir lamba modellemenize gerek yok. Öyle bir şey lazımsa zaten hani hazır kullanmakta da fayda var derim. Hani bu özel durumlarda geçerli olur. Çünkü öyle bir şey modellemesi sizin için hani zaman kaybına da sebep olacak. Ama hani dediğim gibi işin nihayetinde her şey dönüp dolaşıp hani render süresinin ne kadar uzayıp ya da kısalacağına geliyor. Hani sahne tasarımlarınızda kullanmış olduğunuz ışıkların gölge ayarları, aydınlatma değerleri, sıcaklık değerleri, bunlar emin olun birebir sizin render sürelerinizi etki ediyor arkadaşlar. Şimdi hani bunların hepsini tek tek burada anlatırsak saatlerce sürecek bir ders olacak. Dediğim gibi orta seviye bir kullanıcıysanız bu dediklerimden anlıyor olmanız gerekiyor. Hani yeni başlayan arkadaşlar için daha önceki dersleri seyretmeden de fayda var. Şimdi başka değinebileceğim hususlar arasında hani kullanmış olduğunuz bilgisayarın çok üstün özelliklere sahip olması sizin renderlarınızın çok hızlı çıkacağı anlamına da gelmiyor. Hani render süresinin ne kadar iyi olacağı arkadaşlar birebir sizin nasıl bir sahne hazırladığınız ile alakalı bir durum. Şimdi bakın gördüğünüz gibi sahnede sadece bir box var ve o box'ın şu anki değeri poligon sayısı 1.920.000. Bunun gibi sahnenizde bunu bir vazo olarak kabul edin ve poligon değeri bu. Bunun gibi 3-5 yerde kullandığınızı varsayın aksesuar olarak. 5 tane kullansız zaten arkadaşlar. 2 milyon poligon kabul etsek 10 milyon poligona çıkacak. Hani siz sadece vazo dışında koltuk kullanacaksınız, sehpa kullanacaksınız, televizyon, duvarlar, halılar, für yapacaksınız, kumaş kullanacaksınız. Bunların materyalleri, ışıkların subdivisleri hani gibi birçok daha bileşeni eklediğimiz zaman sizin renderınız çok 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 uzayacak arkadaşlar. Şimdi Max'te size çok fazla bir şey göstermeyeceğim. Daha çok anlatım olarak geçecek bu konu. Hani render süremiz neden uzun oluyor? Hani bunun gibi bir soru geldi. Hani arkadaşımızın da dert yandığı şey, ben sahnemi hazırlıyorum, her şey yolunda, deneme renderları işte 15-20 dakika sürüyor. Ben final renderına geçtiğim zaman 3 gün sürüyor. Sahne ne? Sadece bir tane salon. Salonda ne kullanmış? Bir tane cam sehpa var, bir tane deri koltuk, televizyon ve perdeler. Poligon sayısı 38 milyon. Yani şimdi hani bunda da 3D Max'in ya da hani HP'nin Workstation'ın da şey yapsanız, kursanız render süresi en fazla 3 günden 2 güne düşecek. Hadi bilemedik, hani 1,5 güne düşecek. Gene çok uzun bir süre.
Ha, bu kadar fazla poligon kullanmak sizin sahnelerinizin çok kaliteli, çok gerçekçi, objelerinizin harika bir şekilde gözükmesini sağlamıyor arkadaşlar. Sadece sizin işinizin hantallaşmasını sağlıyor. Başka hiçbir şey sağladığı yok. Hani burada V-Ray render motoru kullansanız da aynı, Mental Ray kullansanız da aynı, Corona kullansanız da aynı, Iray kullansanız da aynı arkadaşlar. Stüdyo tipi tek tip bir objenin renderını alsanız bile aynı sıkıntıyı yaşarsınız. Şimdi birazdan render setup menüsünde de bazı ayarlar göstereceğim size. Hani oradaki ayarların sizin renderinizin ne kadar gerçekçiliğini ne kadar etkilediği ya da süreyi ne kadar kısaltıp ne kadar uzattığı gibi konulara da değineceğiz. Ama şunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Sahnenizde kullanmış olduğunuz bir hani V-Ray Lite'ın Subdiff'in 32 olması ile 64 olması arasında hiçbir fark yok. Hatta 16 olması ile 32 olması arasında bile hiçbir fark yok arkadaşlar. Muhakkak fiziksel hesaplamalarda bir fark vardır ama insan gözü bunu ayırt edemez. Ayırt edemediği için de sizin hani standart bir değerde 16 kullanacağınıza 32 kullanmanızın da bir anlamı kalmıyor. Sadece render süresini uzatıyorsunuz. Sadece render süresi uzatmakla kalmıyor. Bunun light cache hesaplamaları da uzuyor. Hani ön hesaplamalar da uzuyor. Bunların hepsini topladığınız zaman ki daha render işlemine geçmeden önce sizin renderınız zaten yavaş başlamış oluyor. Hani umarım hani anlatabiliyorumdur. Hani bu tip konular çok ince detaylar. Hani sizin render sürenizi birebir etkiler. Şimdi Max'e geri dönelim. Şimdi poligona baktığımızda, pardon, kutumuza baktığımızda arkadaşlar şu anda sahneyi hareket ettiriyorum arkadaşlar. Ne kadar yavaş olduğunu görüyor musunuz? Hatta sahnenin yavaşlığından wire görüntüye kaçıyor Max. Ufak ufak. Hani diyor ki beni yoruyorsun. Ya kapanmak zorunda kalacağım ya bu tarzda bir görüntüye geçmek zorunda kalacağım. Sizin dosyanızın kapanmasını engellemek için bu tarzda bir görüntüye geçiyor. Objemizi seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi render setup menüsünde arkadaşlar şuradan G'yi açalım. Bu değerlerimiz standart kalsın. Buradan light cache seçelim. Bakın hiçbir ayarı düşünmüyorum. Standart gelen ayarlar üzerinden piksel olarak da 640 çarpı 480. Buradan da bir tane V-Ray plane atayalım sahnemize. Şöyle koyalım. Sonrasında çevresel aydınlatmayı açalım. Ve basit bir render alalım arkadaşlar. Şimdi bir baksın, üzerinde şu an herhangi bir materyal falan da yok arkadaşlar. Yani çok nadir olsa da o baksın üzerine geldiğinde bir duraksamalar yaşadı. Ya sonuçta basit bir kutu. Üzerinde herhangi bir materyal yok, hiçbir şey yok. Sadece poligon sayısı yüksek. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Kasılmaları görüyorsunuz. Tekrar bir plan koyduk. Özür dilerim. Şimdi bunun gibi 5 tane daha oluşturacağım arkadaşlar. 11 milyon 520 bin poligonluk bir sahne. Şimdi siz bunların hepsini krom yapmaya karar verdiniz. Sonuç ne olur? Sonuç facia olur. Hani facia derken şöyle bir facia. Ya render işlemi yarım kalacak, max yapamayacak, sonlandıracak. Ya da siz bu renderın bitmesini bayağı bir bekleyeceksiniz ki sahnede çevresi aydınlatma kullandık. Şimdi sahnemize gelelim.
Basit bir Vray light koyalım. Şuradan koyalım. Şu şekilde. Biraz onu geri çekelim. Yükseltiyoruz. Şu şekilde eğelim. Sonrasında render setup'tan arkadaşlar çevresi aydınlatmayı kapatıyorum. Başka yine herhangi bir ayar değişmiyor. Materyal editörü açıyoruz. Buradan birey materyali seçiyoruz. Aslında bunu da rengini değiştirmek yok. Sadece yansımasını full verelim. En düşük değerleri kullanıyorum. Subdiff'sini de 15 yapalım. Sonrasında BDF'den Pong diyelim. Pardon. 0,45 verelim. Döndürme açısını da 45 verelim. Sonrasında Face'ini kapatalım. Hatta yok kalsın kalsın öyle kalsın. Şimdi bizim meşhur sahnemizdeki objelerimizi seçelim ve materyali atayalım ve render diyelim. Şimdi bir box varken ki hesaplama süresiyle şu an kaç tane koymuşuz? 3, 6 tane koymuşuz arkadaşlar. Hesaplama süresi aynı değil. Sahnede de sadece bir tane ayarları sabit Vray light var. Subdiff'si 8. Onu daha yükseltmedik. Ve ayarlarımız düşük. Hani herhangi standart gelen ayarlar üzerinde bunu yapıyoruz. Render yüzünden sesimde bir takılma ya da donma oluyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu render süresini deneme render olmasına rağmen 1 dakika 25 saniyede bitirmiş. Şimdi light listleri açıyoruz. Subdiff'imizi 32 yapıyoruz. Işığımız aynı derecede kalıyor. Sonrasında render setup'a geliyoruz arkadaşlar. Sonra G kısmından standart bir ayarlamaları yapıyoruz. Yine high'da kalsın. Sonrasında adaptif bunu 4 yapalım. Alanda kalsın. Ve render diyelim.
Şu an tahmini bitiş süremiz 1-2 dakikaya yaklaştı. Kutularımızdaki poligon değerlerimiz düşük olsaydı bu süre arkadaşlar daha kısa olacaktı. Hani bunu siz kendi bilgisayarınıza deneyebilirsiniz. Şu an 2,5 dakikaydı. Tabii render edilecek alan da azaldığı için süre de kısalıyor. Kendi bilgisayarlarınızda da çeşitli deneme yanılma sistemleriyle deneyebilirsiniz. Şimdi işin özünde arkadaşlar benim size burada anlatmak istediğim şudur. Ne kadar düşük poligonla çalışırsanız ve ne kadar az sahnenizde hazır model kullanırsanız sizin için o kadar iyi olur. Işık gölge ayarlarını yüksek tutmayın. Hani olsa olsa en yüksek 32'yi geçmeyin. Sahnenizde mümkün olduğunca doğal ışıklandırmaya gidin. Tabii bu sizin her sahne şeyinizde tasarımınızda geçerli olmayabilir ama özellikle manzaralı olan sahnelerinizde veya dış mekan sahnelerde HDR kullanmaya özen gösterin. Hani HDR formatındaki dosyaların fiyatı çok pahalı değil. Free olarak dağıtılanlar da var. Hani onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hani V-Ray 3.0 versiyonunda zaten fiziksel olarak hesaplamaları biraz daha hızlı yapıyor ama sonuçta tercihler kullanıcıya kaldığı için render süreleri birebir size bağlı arkadaşlar. Hani o sonrasında forumlarda gelip hani benim renderlarım neden çok uzun sürüyor? İşte şöyle makine aldım, böyle makine aldım, şunu yaptım gibi sorular aslında cevapları kendi içerisinde ama hani cevaplar kendi içerisinde ama bunun farkında değiller. Her zaman çok pahalı makine size hızlı render vermez. Hazır modelden uzak durun arkadaşlar. Kendiniz modellemeye bakın. Hem modellemenizi ilerletmiş olursunuz, hem sizin için daha iyi olur. Modellemelerinizi de yaparken fazla smooth kullanmamaya bakın. Hani modelleme şeyinizi ona göre ayarlayın. En fazla turbo smooth kullanıyorsanız iki değerini açmayın. Hatta bir değeri sizin işinizi görüyorsa çok 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 daha iyidir. Işık değerlerini düşük tutmaya bakın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, sahnenizde ne kadar düşük poligon varsa o kadar kullanabilir ve mükemmel sahneler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Tasarımınızı yaparken bile hani nerede ne kullanacağınızı belirleyerek yapın. 6 Şubat'ta 3D Max'te genel tasarım webinarımız var. Orada bu konuda size çok çok daha detaylı anlatacağım. Hele sahnenizde V-Ray kameralar kullanıyorsanız, Max'in standart kameralarını kullanmıyorsanız bunlar da sizin render sürelerinize birebir etki eden etkenler arkadaşlar. Bu webinarımızda bu konuları size daha detaylı anlatacağım. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Kısaca özet geçirmeye çalıştım. Hem de webinarımız öncesinde ön bilgilendirme olmuş oldu. O tarzda bir ders olmuş oldu. Sorularınız olacaksa forumlarımızdan sorabilirsiniz arkadaşlar. Blog sayfamızdan sorabilirsiniz. Oradan bizimle iletişime geçebileceğiniz tüm kaynaklar mevcut. Hepinize teşekkür ediyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için arkadaşlar, mutlu olun.